Welcome. Yeni dünyaya hoş geldiniz. Yerkürenin dönmediği yeni dünyaya. Geceler artık 6 ay sürüyor. Bugün Miami bir kez daha kara gömülmüş durumda. Gündüzler de 6 ay oldu. Gezegen kızgın güneş ışınları altında kavruluyor. Bugünkü radyasyon düzeyi son derece yüksek. Dev kentler bir bir sular altına gömülmüş durumda. Suya gömülmeyenler terk edildi. Hava solunamayacak kadar az. Geleceğimizden endişe ediyoruz. Bu yabancı ortamda var olabilme savaşı veriyoruz. Bu taraftan! Bu gezegen aniden dönmekten vazgeçerse başımıza gelecek olan şey. Tek bir değişim nasıl bu kadar etkili olabilir? Bu en basit gerçektir. Gezegenimiz döner. Güneş sistemi bundan 4,5 milyar yıl önce dönen gaz ve toz bulutlarından oluştu. Gezegenler oluşurken bu dönüşün esiri oldu. Ve günümüze kadar da bu böyle devam etti. Ekvator çizgisinde Dünya saatte 1600 kilometre hızla dönüyor. Her 100 bin yılda ise bu dönüş ortalama 2 saniye kadar yavaşlıyor. Bugün bu yavaşlama tahmin edilemeyecek kadar artacak. 5 yıl sürecek ama sonunda dünya tamamen durmuş olacak. Okyanuslara ne olacak? Ana karalara, soluduğumuz havaya. İnsanlara ne olacak? İlk gün dönüş hızındaki yavaşlama neredeyse dikkat bile çekmiyor. Aradaki fark saatte 1 kilometreden bile az ama bu bile dramatik sonuçlar doğuruyor. İlk işaretler Miami havaalanında kendini gösteriyor. Miami Kule, Amerikan 553 rotasına girmiş durumda. Ticari uçakların hepsi küresel konumlandırmayla yönlendirilir. Küresel konumlandırma ise uyduların verdiği bilgileri uçaklara aktarır. Bu sistemin ana olgularından biri de zamandır. Uydulardaki saatler bir an bile kesinti olmadan yeryüzüyle uyum içindedir. Amerikan hükümeti zamanı dünyanın en dakik saati olan atom saatine göre belirler. Dünyanın yavaşlaması bu saatlerde herhangi bir şaşmaya neden olmuyor. Ama uyduların yeryüzüyle iletişime geçtiği istasyonlar artık uyduların yerini saptamakta zorluk çekiyor. Küresel konumlandırma dünyanın dönüşünde böyle keskin bir değişim öngöremez. Yavaşlayan dünya, titizlikle hesaplanan sistemi bir anda allak bullak ediyor. Etkiler felaket boyutunda. Kule, Amerikan 721 inişi iptal ediyoruz. Tekrar ediyorum, iptal. Bilgisayarlar uçakları havaalanlarının dışına indirmeye çalışıyor. Navigasyon cihazlarının bir anda bozulmasının fark edilmesiyle uçaklardaki binlerce insanın hayatının riske girdiği anlaşılıyor. Chicago, Illinois. Aferin sana. Sen yüzmeyecek misin? Hayır, saat 9'da oradayım. 2000 kilometre uzakta, Chicago'da hava trafiğini bir anda alt üst eden bu küçük fark tamamen gözden kaçıyor. Ama bu arada dünyanın dönüş hızının azalması çoktan zincirleme bir reaksiyonu oluşturmuş durumda.
Doğayla uyum içinde olma adına periyodik olarak saatleri ayarlarız. Gündüzler uzadığında bir kez daha bunu yapma gereksinimi duyarız ve zamanı ayarlarız. Peki ya sabah saat 9'da hava karanlık olursa? Ya zaman hakkında bildiğimiz, alışkın olduğumuz her şey bir anda tersine dönüverirse? Bilim adamları dünyanın dönüş hızında keskin değişiklikler olduğunu açıkladı. Hatta 5 yıl içinde tamamen duracağını iddia edenler bile var. Böyle olursa sonuç felaket olur. Hiçbir ülkenin kendini bundan kurtarmasına imkan kalmayacak. İlk hafta içinde dünyadaki bütün kentlerde sorunlar yaşanmaya başlıyor. Günler birdenbire uzuyor. Her biri bir öncekinden uzun oluyor. Yakında saniyeler ve dakikalar, saatler ve günlere dönüşecek. 6 trilyon dolarlık borsalar büyük bir düşüş içinde. Olacaklar hakkındaki belirsizlik yatırımcıların güvenini kırmış durumda. Günler 24 saatten uzun olursa, 24 saatlik günlere ne olacak? İki hafta sonra dünyanın dönüş hızı saatte 15 kilometre kadar yavaşlıyor. Ve zincirleme reaksiyonun hızı artıyor. Ticari havacılık sadece çok gerektiğinde kullanılırken dünya üzerinde 470 kaza olduğu açıklandı. Her yıl 2 milyardan fazla insan hava taşımacılığını kullanır. Ama güvenlik risklerinin artmasıyla uçuşlar iptal edilmeye başlıyor. Amerikalılar otobüs ve trenlerle 10 milyar kez yolculuk yapıyordu. Hava taşımacılığındaki bu belirsizlik bu sayının artmasına neden oluyor. Dönüş hızında azalma olan dünyada zaman sorun haline gelmeye başlıyor. İki hafta sonra yeni ve çok daha kritik bir sorun kendini gösteriyor. Okyanuslar. Dünya orta kısımda kutuplardakinden daha geniştir. Belli bir hızda dönmesi suyun ekvatorun üst kısmında yerinde kalmasını sağlar. Bu güç azaldığı için okyanuslar hareket etmeye başlıyor. Denizler geniş ekvator bölgesinden uzaklaşıp kutuplara doğru ilerliyor. 1 milyar kilometre küpten fazla su artık hareket halinde. Kanada gibi kuzey ülkeleri madendeki Kanarya'dan farksız hale gelmiş durumda. Dünyanın dönüş hızının azalmaya başlamasından 3 hafta sonra su Arktik kıyılara taşan küvet gibi sızmaya başlıyor. Deniz seviyeleri artmaya devam ediyor. Arktik bölgelerin boşaltılma çalışmalarına başlandığını açıkladı. Yavaşlayan dünyayı bekleyen büyük bir tehdit daha var. Deniz seviyeleri değişirken soluduğumuz hava da değişmeye başlıyor. Atmosfer gezegenin bütününde eşit şekilde dağılmıştır. Ve dünya döndükçe onunla birlikte döner. Dönüş hızı yavaşladığında atmosferde okyanuslar gibi kutuplara doğru akmaya başlıyor. İlk etkilenenler doğal olarak tropik kentler oluyor. Rio, Mumbai ve Singapur. Artık bu bölgelerde nefes almak çok zorlaşmış durumda. Denver, Colorado. Kuzeyde daha yüksek kentlerde de sorunlar başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Colorado'ya akın eden insanlar bu etkiyi hissetmekte gecikmiyor. 1500 metre yüksekte solumanın artık 4500 metrede solumaktan bir farkı kalmadı.
İnsanlar 250 metre yüksekte bile sorunlar yaşamaya başladı. 5000 metrenin üstü ise artık ölüm anlamı taşıyor. Oğlum! Dünya hızla değişiyor. Ama daha en kötüsü yaşanmadı bile. Dünyanın hızını kaybetmeye başlamasının üstünden 4 ay geçti. Artık dünya saatte eskisinden 225 kilometre düşük bir hızla dönüyor. Günler 28 saate uzadı. Gündüzler ve geceler 2'şer saat artmış durumda. Zamanın değişmesi dünyayı, okyanusları ve atmosferi tam bir kaosa sürükledi. Rus yetkililer ülkenin dev petrol bölgelerinin sular altında kaldığını, kışın yaklaştığı bu günlerde enerji konusunda büyük sorunlar yaşanacağını açıkladı. Chicago, Illinois. Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük bölümünde seller azalmış, hava henüz can alma düzeyinde değil. İnsanlar dayanmaya çalışıyor. Ama birdenbire dünyada bir başka ölümcül sorun baş gösteriyor. Daha önce deprem olmamış bölgelerde depremler oluyor. Dünya 3 katmandan oluşur. En alttaki eriyik, onun üstündeki katı katman ve dışındaki sert kabuk. Bunların hepsi birlikte döner. Ama dönüş hızı düşünce her katman farklı hızlarda yavaşlıyor ve devasa bir sürtünme başlıyor. Dünya kendini parçalamak üzere, hem de içten dışa doğru. San Francisco, Kaliforniya. San Francisco daha önceleri de deprem tehdidi altında yaşıyordu. Ama artık okyanus bilimciler bölgede bugüne kadar hiç saptanmayan sismik aktiviteler olduğunu söylüyor. Okyanus tabanlarındaki dev yarıklardan yakıcı ısı sızmaya başlıyor. Ölen balıklar hızla deniz yüzeyini kaplıyor. Chicago'nun etrafında oluşan volkanik aktiviteler yüzünden birçok cadde ulaşıma kapatıldı. Yetkililer evlerden çıkılmaması için uyarı yapıyor. Jeolojik etmenler hızı yavaşlamış dünyanın yaşadığı felaketlerden sadece biri. Okyanuslar büyük bir hızla yer değiştiriyor. Santrifüj gücünün azalmasıyla okyanuslar ekvator bölgesinden hızla kutuplara doğru çekilmeye başlıyor. Arktik bölgede okyanus bir zamanlar 4500 metre derinliğindeydi. Artık derinlik 13.000 metre. Suların güneyden kuzeye doğru çekilmesiyle Manş Denizi gibi sığ yerler tamamen kurudu ve sular kutup bölgesine doğru aktı. Tarihte ilk kez İngiltere Avrupa kıtasıyla bir bütün haline geldi ve İrlanda İngiltere ile birleşti. Artık Londra'dan Paris'e yürümek mümkün. Miami, Florida. Sadece Avrupa'da değil. Miami'de de ünlü plajlar suların kutuplara kaymasıyla artık karayla birleşmiş durumda. Küba ile Florida arasında artık okyanus yok. Meksika eskisinden 4'te 3 daha büyük.
Okyanusların çekilmesi bazı hayvanlar için felaket anlamına geliyor. Balıkların çoğu yaşamlarını besinin daha fazla olduğu kıyılara yakın sığ bölgelerde sürdürür. Ama artık bu bölgeler kara haline geldi. Okyanusun besin kaynağı yerler artık yok. Birçok tür yeni bölgelere doğru kaçarken bazıları çoktan öldü. Pasifik Okyanusu, Kaliforniya yakınları. Kaliforniya'da okyanus bilimciler dünyanın yavaşlamasıyla okyanusların nereye kadar çekileceğini tahmin etmeye çalışıyor. Alıcılar korkunç sonuçlara işaret ediyor. Şuraya bakar mısın? Okyanuslar hızla değişmeye başladı. Bilimciler çok yakında Kanada'nın ve Amerika'nın tümünün, Avrupa'nın ise büyük bir kısmının sular altında kalacağını söylüyor. Kuzeyde yaşayanlar kaçmazsa ölecek. Hareket halinde olan sadece sular değil. Dünyanın dönüş hızı yavaşladıkça atmosfer kürenin iki kutup ucunda yoğunlaşmaya başlıyor. Artık sadece buralarda nefes almak mümkün. New York, Londra ve Toronto güvenli kentler. Ama Meksiko City gibi güneydeki diğer büyük yerleşim birimlerinde hava nefes alınamayacak kadar azalmış durumda. Amerika'daki Denver City bir kilometrelik kent olarak bilinirdi. Atmosfer inceldikçe 5 kilometrelik etki altına girmeye başladı. Buradaki basınç Everest'in zirvesine yakın bir güce ulaştı. Uzmanlar Kansas, Nebraska ve Oklahoma gibi alçak eyaletlerde havanın solunabilecek düzeyde kalacağını açıkladı. Kuzey bölgeleri sular altında kalırken güneyde hava gitgide incelmeye başladı. Kuzey Amerika'nın bazı bölgelerinde hala birkaç yaşanabilir yer var. Bu bölgelerin sular altında kalmayacağı söyleniyor. Buralar yaşam bölgeleri olarak belirlendi. Denver'da kalmak ölüm anlamına gelebilir. Hadi çabuk olun, hadi! Özellikle çocuklar ve yaşlılar için durum son derece kritik. İyi misin? Yakında hava herkes için ölümcül olacak. Amerikan hükümeti güneybatıda yaşayan 25 milyonluk nüfusa bölgeyi terk etme uyarısında bulundu. Dönüş hızının yavaşlaması dünyanın dış kabuğuyla içindeki eriyik arasında ölümcül sürtünmelerin oluşmasına neden oluyor. Yanardağlar ve depremler asfalt yolları ve tren yollarını yıkıp geçmiş durumda. Ülkedeki ana otoyollar kapandı. Otomobillerle yolculuk yapanlar artık güvenli yollar kalmadığını bilmek zorunda. Ülkenin dört bir köşesinden yanardağ ve deprem faaliyetleri haberleri geliyor. Yer değiştirmek isteyenler hükümetin bu konuda yardım taleplerini karşılayamayacağını unutmamalı. Amerika'nın daha yaşanabilir orta bölgelerine doğru yola çıkan insanlar, hızın düşmesiyle oluşan jeolojik felaketlere tanık oluyor. Depremler Orta Batı'yı yerle bir ederken,
Çekilen okyanuslar yüzünden kıyılardaki ana kentler kurumakta gecikmedi. Artık New York, Boston ve Halifax deniz kenarında değil. Avustralya etrafıyla birleşerek yeni bir kıta oluşturdu. Asya'nın sığ sahilleri artık sahil bile değil. Sadece 4 ayda Hong Kong gibi dev liman kentleri kurudu. Dünyanın her yerinde deniz taşımacılığı bir anda kesildi. Dünya ticaretinin kesilmesiyle sadece Avrupa için yılda 30 trilyon dolar anlamına gelen gelir de tükenmiş oldu. Bir zamanlar dev konteynerler taşıyan gemiler bir daha hiç kıpırdamayacak. Diğerleri ise dünyanın hızının azalmasının solar radyasyon riski oluşturduğuna tanık oluyor. Magnetosfer normalde dünyayı koruyan görünmez elektrik yüklü kuşaktır. Bu kuşak dünyanın dönmesiyle yerinde kalabilir. Merkezdeki demirin çekim gücü bu kuşağın oluşmasını sağlar. Magnetosfer dev solar radyasyon hüzmelerini engeller. Ama dönüş hızı yavaşladıkça bu manyetik alan zayıflıyor. Dünyanın bu koruma kuşağı parçalanıyor. Miami, Florida. Miami gibi tropik bölgeler sel riski taşımıyor. Kent artık Atlantik tabakasında yer alıyor. Miami düzinelerce tabaka arasında sıkışıp kalmış durumda. Burada hava hala solunabilecek düzeyde. Ama güneş ölümcül noktada. Bugün solar radyasyon düzeyi son derece yüksek. Dışarıda olanların yüzlerini kapatması ve güneşte en fazla 15 dakika kalması öneriliyor. Unutmayın, güneş kremleri riski azaltmıyor. Dönüş hızının azalmaya başlamasının üstünden bir yıl geçti. Artık dünya eskisinden 340 kilometre daha yavaş dönüyor. Gezegenin yüzü değişmeye başladı. Dünyadaki sular hala hareket halinde. İngiltere'den Fransa'ya yürüyerek gidilebilmesinin üstünden bir yıl geçti. Ama bu bir daha mümkün olmayacak. Başta Atlas Okyanusu Kuzey Kutbu'na doğru çekilirken Avrupa'nın sığ kıyılarında su kalmamıştı. Ama artık kutuplarda büyük bir şişme olduğu için Birleşik Krallık ve Avrupa'nın büyük bir bölümü sular altında kaldı. Londra artık yok. Berlin de öyle. Hatta Moskova'da. Avrupa'nın tarihi kentleri artık sular altında. Buralarda yüzlerce milyon insan yaşıyordu. Kanada sahilleri tamamen yok oldu. Her şey sular altında kaldı. Ülkenin en büyük kentleri hala duruyor. Toronto, Vancouver ve Montreal. Bu arada okyanuslar hala hareket halinde. Kuzey Amerika'da yola çıkan insanlar bir bir Kansas'a ulaşmaya başladı. Bir üniversite kampüsüne yerleştiriliyorlar. Bilim insanları Amerika'nın en güvenli bölgesini saptamak için yoğun çalışmalar yapıyor. Sellerin olmadığı, havanın yeterli olduğu depremsiz bir bölge. Ama karşılarında önemli engeller var.
Bu kırılgan dünyada artık besini nakletmek imkansız. Yollar geçilmeyecek durumda. Yiyeceklerini artık burada yetiştirmeleri gerekiyor. Bu felaket daha önce yaşanmamış bir boyuttu. Buraya kadar ulaşabilmiş olanlar için büyük bir yaşam savaşı başladı. Ve bunlar şanslı olanlar. Sadece 2,5 yıl sürdü ama artık dünya saatte 320 kilometre hızla dönüyor. Bu eski hızından 1200 kilometre daha yavaş. Ülkeler sular altına gömüldü. Bazılarında hava yaşanamayacak kadar az. Hayatta kalanlar hızın azalmasının feci sonuçlarıyla yüz yüze kalmış durumda. Artık insanlar dünyanın dört bir köşesinde çaresizce uyumaya çalışıyor. Günler eskisinden 2,5 kat daha uzun. Gecelerse bitmek bilmiyor. İnsanlar güneşin 60 saat aralıksız parladığı günlerde uyumakta zorluk çekiyor. Döngüler allak bullak olmuş durumda. Geriye dönüş imkansız. Sular altında kalmamış, havanın solumaya uygun olduğu kentlerde yaşayan insanlar uykusuzluğun pençesine düşmüş durumda. Artık görme bozuklukları ve kas kontrolünde zayıflıklar yaşanıyor. Sen iyi misin? Bu genelde astronotların, deniz altında yolculuk yapanların ve kutup kaşiflerinin yaşadığı bir sorundur. Beyinlerin yorgunluktan uyuştuğu bu dünyada artık her şey anlaşılamayacak kadar değişti. Hızın yavaşlaması hayvanları da etkiledi. Göç eden hayvanlar da günlerin uzamasından etkileniyor. Artık günler kısalmıyor, aksine uzuyor. Güneye göç edemeyen bazı kuşlar gecelerin uzaması yüzünden soğuktan donarak öldü. Bu iklime ayak uydurabilmelerine imkan yoktu. Diğer türler de aynı kaderi paylaşıyor. Karibular, kral kelebekleri, zebralar yavaşlamış dünyada yok olmanın eşiğindeler. Okyanuslar kutuplara doğru çekilirken dünyanın ortasında yepyeni bir kıta oluştu. San Francisco'daki okyanus bilimciler buraya ulaşmanın yollarını arıyor. Eskiden deniz tabanı olan bu bölgede insanlar yeni yaşamlar kurmayı hedefliyor. Burası büyük kentlerden daha fazla yaşam vaat ediyor. Hayatta kalmanın zor olduğu bu dünyada artık seçenekler bir bir tükenmeye başladı. 2,5 yıl içinde yavaş yavaş hızı azalan dünyanın çehresi tamamen değişti. Dünyayı daha kötü sonuçlar bekliyor. 4 years. Dünyanın hızının azalmaya başlamasının üstünden 4 yıl geçti. Artık dünya saatte 60 kilometre hızla dönüyor. Güneş 13 gün boyunca gökyüzünde kalıyor. Ve ardından 13 günlük gece başlıyor. 4 iklimin görüldüğü dünya artık yok.
Sadece aydınlıkla karanlığın, sıcakla soğuğun yaşandığı bir yer. Uzun gecelerde ısı -55 dereceye kadar ulaşabiliyor. İnsanlar buna uyum sağlamaya çalışıyor. Hayvanların çoğu sağlayamıyor. Sellerden sağ çıkanlar, soluyacak hava bulanlar bile soğuk havaya yenik düşmekten kurtulamıyor. Kış uykusuna yatanların hayatta kalma şansları daha yüksek. Çünkü uzun süre beslenmeden hayatta kalmaya alışıklar. Ama onların da kaderi belirsiz. Çünkü yaşadıkları bölgeler ya sular altında ya da oksijensiz kaldı. Bitkiler de etkileri hissedenler arasında. Mısır ve buğday gibi temel besin maddelerinin büyümeleri güneş ışığıyla doğru orantılıdır. Yağmur ormanları donuyor ve bir daha eski haline dönemiyor. Sadece Kanada'daki ve Amerika'nın kuzeyindeki ormanların bazıları bu soğuğa ve karanlığa dayanabiliyor. Ama onlar da su altında. Atlas Okyanusu'yla Pasifik birleşirken Kuzey Amerika kentleri suya gömülüyor. Toronto, Halifax, Boston. Amerika ve Kanada'da milyonlarca insan öldü. New York, yeni oluşmuş okyanusun dibine gömüldü. Ama burada suyun derinliği sadece 100 metre. Gökdelenler yarıya kadar suya gömüldü. Büyük göller bölgesinin güney ucundaki Chicago sonunda sulara yenik düştü. Geride kalanlar deniz suyunun kanalizasyon sistemiyle banyolara kadar ulaşmasıyla panikle kaçmaya çalışıyor. Buraya gel! Hadi! Hadi! Tamam, sakin ol. Yakında kentin tümü sular altında kalacak. Okyanusların sürekli hareket ettiği bu dünyada artık güvenilir bir yer hemen hemen kalmadı. Atmosferin incelmesi Afrika'yı, Avustralya'yı ve Güney Amerika'yı artık yaşanmaz duruma getirdi. Ekvator'da hava sanki 10 bin metre yüksekteymişsiniz hissi veriyor. Bu Everest'in yüksekliğinden bile fazla. Dev kentler ıssız harabelere dönüşmüş durumda. Bu arada bir zamanlar okyanusun olduğu yerde bir ekvator kıtası yükseliyor. Bu mega kıtanın bazı bölgelerinde hava hala solunabilecek düzeyde. Genç kaşifleri barındıran bir gemi batıya doğru yola çıkıyor. Amaç bir zamanlar okyanus tabanı olan bu bölgede yeni bir yaşam oluşturmak. Zorlu bir yolculuk. Yavaşlamış dünyada küresel konumlandırma cihazları bir işe yaramıyor. Haritalar bile geçersiz. Çünkü artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Bu vahşi ve sürekli değişen ortamda hava şartlarını tahmin etmek çok zor. Dünyanın dönüşü sürekli olarak kuzey yarımkürede rüzgarların doğuya doğru esmesine sebep olur. Güneyde ise rüzgar batıdan eser. Buna Coriolis etkisi deniyor. Dönme yavaşladığında acele edin. Bu rüzgar rotaları bir anda karışıyor. Beni duyuyor musunuz?
Yeni yüksek basınç sistemleri oluşuyor ve yer küreyi yıkıp geçiyor. Okyanuslar çıldırmış gibi adeta patlıyor. Birkaç hafta dayanabilirler. Dünyanın hava durumu sürekli değişiyor. 13 gün süren geceler gezegeni soğuğun pençesine atıyor. Ülke bir kez daha fırtınaların etkisi altında kalırken Miami'de bir kez daha karlara gömülmüş durumdayız. Fırtınanın güneş çıkana kadar yani 12 gün daha süreceği söyleniyor. Miami gibi yerler kış soğuğuna dayanacak donanıma sahip değil. Birçok evde ısıtma yok. Ayakta kalmaya çalışan kent bir de bu sorunla boğuşuyor. Dünyada her yerde yaşam gitgide daha da zor hale geliyor. Dünyanın dönüş hızının azalmaya başlamasının ardından 4,5 yıl geçti. Eskiden saatte 1600 kilometre hızla dönüyordu. Artık hemen hemen hiç kıpırdamıyor. Güneş 16 gün boyunca batmıyor. Dönüş hızının azalmasıyla okyanuslar kutup bölgelerine sürüklendi. İki yeni okyanus oluştu. Kansas artık yeni Kuzey Denizi'nin kıyısında yer alıyor. Denizin derinliği 16 kilometre. ...800 bin kilometre karelik Amerika Birleşik Devletleri eski yüz ölçümünün sadece onda birine sahip. Hayatta kalabilenler kendi besinlerini yetiştiriyor, soğuk ve sıcak havadan korunmak için sürekli kapalı yerlerde yaşamak zorunda kalıyor. Yeni okyanuslar besin bakımından sınırlı kaynaklardan biri. Kıtaların sular altında kalması besinlerin artmasını, bu da balık nüfusunun çoğalmasını sağladı. Okyanuslar yer değiştirdiği için kıyılardaki ekolojik yaşamın yanı sıra ılık su canlıları yok olmuş durumda. Ama morina, uskumru ve ton balığı gibi soğuk su türleri hayatta kalmayı başardı. Okyanus karaların ortasına ulaştığı için bir zamanlar çiftçilik yapanlar artık balıkçılık yapıyor. Uzun ve soğuk gecelerde insanlar buz gibi okyanuslarda ekipler halinde balık peşinde koşuyor. Ve bunları yaşadıkları yerlere götürüyorlar. İnsan bedeninin sadece birkaç dakika dayanabileceği -55 derecelik ısıda hayatlarını riske atıyorlar. Buzların altında balık yakalama çabaları Kuzey Amerikalılar için yeterli olmaktan çok uzak. Zaman daralıyor. Dünyanın dönüşü yavaşladıkça gözleri kör eden kar kesiliyor. Dönüşle oluşan ve havayı dikte eden Coriolis etkisi artık yok. Artık fırtınalar tahmin edilebiliyor. Azalan hız hava şartlarını daha anlaşılabilir kıldı. Ama hala sıcak günler ve soğuk geceler arasında dev ısı farkları var.
Bu da daha az yağmur yağmasına neden oluyor. Yağmur genelde okyanusun ortalarında yağarken rüzgar olmadığı için karaya kadar ulaşamıyor. Seyrek de olsa Kansas'a kadar ulaşan yağmur suları uzun süren kurak dönemler için depolanıyor. Artık herkes çaresiz durumda. Hawaii yakınları. San Francisco'dan yola çıkan okyanus bilimciler mega kıtada mahsur kalmış durumda. Hayatta kalabilmek için okyanus tabanında bulabildikleriyle yetiniyorlar. Eskiden deniz olan bu bölgede yaşama hedefleri oldukça riskliydi. Kansas'takilerin aksine tek besin kaynakları yanlarında getirdikleri ve az da olsa bulabildikleri şeyler. Yine de başarılı olabilirlerse gezegenin en yaşanabilir kara parçasını bulmuş olacaklar. Miami, Florida. Miami gibi suya gömülmeyen kentlerde kalmayı tercih edenler en büyük zorluklarla karşılaşıyor. Siz şu kutulara bakın. Belki bir şeyler bulabiliriz. Siz benimle gelin. Burada yaşam çok zor. Bitirelim şu işi. Yiyecek çok az şey var. Elektriğe güvenilemiyor. Temiz su bulmak adeta imkansız. Denizden ya da karadan besin nakliyesi tamamen kesildi. Teknolojik yaşamın konforu artık yok. Geride kalan kaynaklar da tükendiğinde Miami'nin var olmasına imkan yok. Zaman daralıyor. Sona yaklaşırken geride kalanlar yola çıkmaya karar veriyor. Toprakta çevrilenmemiş bir yer bulmak zorundalar. Bu tuhaf dünyada var olabilmek için suya yakın olmak gerekir. Bunun için en uygun yerse binlerce kilometre uzakta. Okyanuslar dünyanın protein sağlanabilecek son kaynağı. Orta Pasifik'te yeni bir koloni oluşuyor. Yiyecek ve korunma amacıyla küçük bir üs kuruldu. Burada rüzgardan elektrik üretiliyor. Deniz tabanları kurumak üzere. Yakında Kuzey Okyanusu'nun kıyılarında tarım yapmak mümkün olabilecek. Karanlık çöktüğünde iklim değişikliği insanın dayanma sınırlarını zorluyor. Korunma olanağının sınırlı olduğu bu mega kıtada 16 gün süren dondurucu soğuklar felaketlere yol açıyor. Dünya tamamen durduğunda daha ölümcül değişimler olacak. Yavaşlamaya başladıktan 5 yıl sonra dünya artık tamamen durdu. Okyanuslar, atmosfer ve iklimler yerli yerine oturdu. Gezegenin tam ortasında bir mega kıta oluştu. Kutuplardan orta paralellere doğru iki büyük okyanus uzanıyor. İçerilerde kalan karasal bölgeler tamamen havasız kaldı. Yeni gezegenin yarısından fazlası denizlerden çok yüksekte ve yaşanamayacak durumda. Dünya kendi etrafında dönmüyor ama Güneş'in etrafında dönüyor. Artık yılın yarısı gündüz, Güneş'in aksi yönde kaldığı diğer yarısı da gece olacak. Gece ve gündüz anlayışı yok olmuş durumda.
Bundan sonra farklı bir sistem var. Yılın 6 ayı gündüz, 6 ayı ise gece olarak yaşanacak. Güneş dünyanın üstüne yakıcı ışınlarını yolluyor. Bu da gündüzleri ısının 55 dereceye kadar ulaşmasına neden oluyor. Hiçbir şey güçlü rüzgarların ölümcül etkisinden kurtulamıyor. Güneşin direkt yansımadığı bölgelerde etkiler daha az görülüyor. Hawaii'nin hemen yanındaki yeni mega kıtada yağmur bir ay boyunca kesilmeden yağıyor. Bu arada binlerce kilometre uzakta yıkıcı kasırgalar oluşuyor. Yağmur bir yıl yetecek kadar su sağlayabiliyor. Ama diğerleri bu kadar şanslı değil. Kansas'ta yaşayanlar güneşin kavurucu ışınlarından binlerce kilometre kuzeyde. Artık iklimlerin yerleştiği bu yeni dünyada bir daha yağmur yağmayacağını anladılar. Burada yaşayanlar okyanus suyundan bile temiz su elde edemiyor. Elektrik sisteminin çökmesiyle yeterli enerji bulmak imkansız. Artık dünyada tek bir iklim hakim. Bu da güneş tarafından kontrol ediliyor. Artık rüzgar esmiyor. Basın sistemleri yok. Tabii uzun ve karanlık geceler son darbeyi vuruyor. Geceleri ısı eksi 55 dereceye kadar düşüyor. Bu Arktik bölgedeki ortalama ısıdan bile 20 derece daha soğuk. Kutup okyanusları donuyor ve yıl boyunca çözülmüyor. Durmuş dünyada, Kansas'ta yaşayanlar lanetlenmiş durumda. Pasifik'teki bu yeni okyanus kolonisi güneşin açısının 1700 kilometre uzağında. Buzları kırmak zorunda kalmadan balık tutabilmeleri mümkün. Bir yıl geçti. 6,5 milyardan fazla insan öldü. Hayatta kalmayı başaranlardan bazıları hala nefes alınabilecek ve iklime karşı konulabilecek yerlere ulaşmayı başardı. Pasifik'teki bu koloninin dışında hala bir avuç insanın direndiği, dünyanın başka bir köşesinde bir yer daha var. 36. Güney Boylamı'nda 281 kişi yaşıyor. Bu insanlar Güney Afrika'nın kıyılarında, okyanusun donmadığı bir bölgedeler. Hayatta kalanları arıyoruz. Biz buradayız. Ama bu iki grup insan asla kavuşamayacak. Aralarında kalan binlerce kilometre alanda hava solunamayacak kadar az. Karanlık, aydınlık. Sıcak, soğuk. Ve kuru, ıslak. Bu döngüler sonsuza kadar böyle sürecek. Dünya durduğunda yepyeni bir gezegen oluştu. Tabii böyle bir şey olmayacak. Ama yine de yaşadığımız gezegendeki hassas dengenin farkına varmamız gerekir.